Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım ben Merve. Videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar güzel bir tarifim var ki asla kimse hayır diyemeyecek. Mozaik pasta, mozaik pasta olalı böylesine lezzetli olmadı iddia ediyorum. Lezzet bombası bir tarif hazırladım sizler için. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim tarife. Öncelikle 200 gram sütlü çikolatam var. 2 yemek kaşığı dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve 1,5 su bardağı sütümü bu şekilde birazcık ısıttım. Kaynama noktasına gelecek arkadaşlar tam kaynatmıyoruz Kaynama noktasına geldiği anda alıyorum Ve güzelce karıştırıyorum Çikolatan bir kenarda güzelce erisin Bu sırada bisküvileri kıralım Bu şekilde 4'e 3'e 4'e bölüyorum bisküvilerimi parçalıyorum 2 paket e, petiver bisküvi kullandım Toplamda 300 gram Şimdi çikolatamı tekrar erimesi için güzel eritmek için tekrardan karıştırıyorum Gördüğünüz gibi çok da güzel bir şekilde erimiş oluyor çikolatamız. Ben sütlü kullandım. Dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre. Şimdi bütün bisküvilerimi çikolatalı sosumun içine döküyorum ve güzelce bütün malzemeyi içine çekene kadar karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi zaten hızlıca içine çekecektir. İşte gördüğünüz gibi karıştırdığımız zaman fazla da ezmeyelim. Hafifçe karıştıralım ve şimdi e, ben bu şekilde bir kalıp kullandım istediğiniz kalıbı da kullanabilirsiniz fakat hangi kalıpta yapacak olursanız olun altını streçleyin çünkü düz güzel bir şekilde çıkması için streçlememiz şart evet full çikolatadan yaptık gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar mükemmel bir tarif bu mutlaka deneyin hem de 4 tane malzeme kullandık çok az malzeme kullandık ve 5 dakikada hemen hazırlamış olduk Evet, güzelce bastırarak kenarlarını eşit bir şekilde düzeltiyorum ve üstünü de bu şekilde streçimi güzelce seriyorum ve buzdolabında bir gece bekletmek istiyorum. Ben eğer vaktiniz azsa en az 4-5 saat bekletin derim. Ama bir gece önceden yaparsanız daha da güzel sonuç elde edersiniz. Şimdi bir gecenin sonunda streçimi açıyorum, uygun bir Tepsimi bu şekilde kolaylıkla gördüğünüz gibi ters çeviriyorum. Streçimi de yavaşça alıyorum. Evet. Güzelce yavaş yavaş dikkatli bir şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıktı. Şimdi artık süsleme aşamasına geçebilirim. Ben bu şekilde çikolata rendeledim. Soyma aparatıyla patates soyucuyla bu şekilde rendeledim çikolatamı. Siz de dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Evet bu şekilde bademlerimi de diziyorum. Ortasına da antep fıstığı koymak istedim. Güzel bir renk katsın diye. Şöyle şimdi size yakından göstereyim. Gerçekten muazzam bir lezzet oldu. Dehşet bir tatlı oldu. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Şimdi artık servis aşamasına geçebilirim. iç dokusunu da size yakından göstereceğim. Büyük bir keyifle. Kahvenizin yanına Ani tatlı krizlerinizin geldiği anda yapabileceğiniz 5 dakikada muhteşem bir lezzet diyorum. Şimdi şöyle bir servis tabağıma aldım. Üzerine de beyaz çikolata ile süsledim. Bu şekilde de çok güzel oldu. Bir kere mozaik pastayı böyle yaptığınızda her zaman bu şekilde yapacağınıza adım gibi eminim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.